EYT'de gündemdeki 5 senaryo haberi. Norm Haber'de yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ne Finlandiya ne Almanya kendi modelimizi uygulayacağız ifadelerini kullandığı öğrenilmişti. Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir, bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz, formüller buluyoruz, en uygununu tamamladığımız gün açıklayacağım şeklinde konuşmuştu. Haberde bahsedilen seçenekler şöyle sıralandı. Birinci seçenek, 1999 yılındaki koşulları yerine getiren EYT'li SSK'lıların emekli edilmesi, 1999 öncesindeki SSK emekli olma koşullar ne diye bakıyoruz. 3 ayrı seçenek vardı. Kadın 20 yıllık, erkek 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 5000 prim gününü tamamlamışsa emekli olabiliyordu. İkinci seçenek, bir başka seçenek sigortalılık süresine bakılmaksızın 5000 prim günü bulunan ve kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamladıklarında emekli edilmesi. Üçüncü seçenek, prim gün sayısı 5000 günden az ama 3600 günden fazla olan kişilerin en az 15 yıllık sigortalı olma koşuluyla kadınların 50, erkeklerin 55 yaşında emekli edilmesi. Dördüncü seçenek, bir başka formül ise prim gününü tamamlayan herkesin emeklilik yaşında belirli bir indirim yapılması söz konusu, kadınlarda 7200, erkeklerin ise 9000 iş gününü tamamlayanların emekli edilmesi. Beşinci seçenek, asgari prim süresini tamamlamış yani 5000'den 5900'e kadar olan prim sayısını tamamlamış, işsizlerin erken emekli edilmesi, şu anki emekli yaşına gelene kadarsa emekli aylığında indirim yapılması açıklamaları kullanıldı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.